Nasılsın arkadaşlarım? Tabii Türkiye'nin gündeminde yolsuzluklar var, Türkiye'nin gündeminde istifalar var. Ama bu kadar umutsuz bir gündemde bizden umut bekleyen, siyaset sorumundan umut bekleyen üniversite öğrencileri var. Ah bekleyen üniversite öğrencileri var. Ben Milli Eğitim, Kültür, Spor, Turizm Komisyonu üyesi olarak ve eski bir öğretmen olarak bizden gözlerini Ankara'ya dikmiş, geleceğin umudu olmak adına, yeniden eğitim hakkına kavuşmak adına bizden umut bekleyen, sürekli bizi mesajlarıyla ne olursunuz bize, derdimize çağrı olun diyen üniversite öğrencilerinin affı ile ilgili, kanun teklifi ile ilgili huzurunuzdayım. Bildiğiniz gibi bir torba kanunla üniversite öğrencilerine 25 Şubat 2011 öncesi bir af getirildi ve bu öğrenciler okullarına dönebildiler. Ancak 25 Şubat 2011'den sonra üniversiteyle bir şekilde ilişiği kesilmiş olan, ailevi sebepler, geçimsizlik, devamsızlık, çalışmak zorunda olması gibi birçok sebeple bazı öğrenciler, ki bunların sayısının yaklaşık 200 bin öğrencinin şu anda af beklediğini biliyorum. Ben buna kayıtsız kalamadım ve arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla görüşerek bu öğrencilerimizin de af kapsamına alınmasını, anayasanın 42. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eğitim hakkına paralel olarak bu öğrencilerimizin bir şekilde maddi imkansızlıklar, devamsızlık, sağlık sorunları, ailevi sebepler gibi nedenlerle terör kapsamı dışındaki suçlarla ilgisi olmayan öğrencilerimizin yeniden üniversiteye dönme hakkını, eğitim hakkını elde etmesiyle ilgili kanun teklifimizi verdik ve şu anda komisyona gelmeye bekliyor. Ben buradan vicdan sahibi hükümete ve AKP'li Milli Eğitim Komisyonu üyelerine sesleniyorum. Gelin bu öğrencilerimizi yeniden geleceğin umutlarının kararmaması adına, bu ülkenin yarınlarına güven duyması adına bu kanun teklifimizi gündeme alalım ve Ocak ayının ilk haftasında meclis açıldığında derhal bu kanunu geçirerek bu öğrencilerimizin umudu olun. Bakın bize sürekli öğrenciler şunu söylüyor. Siz Gezi Parkı eylemlerinde üniversiteyle hiç alakası yok iken işte İstanbul'da Taksim'de İstanbul Üniversitesi öğrencisi kampüsün dışında Kuğulu Park'ta Ankara'da Ankara Üniversitesi'nin Hacettepe Üniversitesi'nin ODTÜ'nün dışında öğrenci 18 yaşını doldurmuş bir şekilde üniversitesiyle olmadan demokratik haklarını kullanıyor. Yeşile, ağaca, doğaya, demokratik özgürlüklere sahip çıkıyor. Bu öğrencilerimizi terörle bağlantılı kurarak okullarıyla ilişkileri kesildi ki bunların terörle yakından uzaktan ilişkisi yok bu öğrencilerimiz. ODTÜ okulun dışında bu öğrenci anayasal demokratik haklarını kullanıyor. Siz bu öğrenciye terör muamelesi yapıyorsunuz. Ancak öğrencilere açılan davalar toplantı ve gösteri yürüyüşleri muhalefetten dava açılıyor. Bunların da derhal bu öğrencilerimizin de durumlarının mecliste gündeme alınarak demokratik hakları bu öğrencilerimizin korunmalıdır. Değerli basın mensupları, bu öğrencilerimizin bizim verdiğimiz kanun teklifiyle ben YÖK Başkanı ile görüştüm. YÖK Başkanı bununla ilgili bir çalışma yapılırsa siyaset kurumunun biz de bununla ilgili komisyona görüşümüzü bildiririz diyor. Yani olumsuz bakmıyor. AKP'li arkadaşlara söylüyorum. Buradan hiç kimse siyasal bir rant, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasal bir rantın peşinde değiliz. Bizim tek derdimiz haklarını arayan bu öğrencilerimizin haklarına kavuşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir an önce bu yasal düzenlemenin yapılması ile ilgili ısrarcı taleplerimiz var. Biz bunu Ocak ayında derhal meclis açıldıktan sonra meclisin gündemine getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa tabii ki. Bağlarla ilgili ne düşünürsünüz? Sıcağı sıcağına çok sıcak bir gelişme. Sabah yaklaşık 8 gün sonra geldi istifada. Dört bakanın, hani oğulları ve kendisi dört bakanın geçti. İkisi sadece istifa etti. Yorumunuzu alıyor. Evet, şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tarihimizin en büyük yolsuzluk operasyonunu soruşturmasıyla karşı karşıyayız. Gerçekten de 100 milyar euroları bulunan ve bakanların birinci derecede yakınlarının, oğullarının işin içinde olduğu, çok önemli bir kamu bankamızın genel müdürünün evinde 4,5 milyon avroya geçen miktarda bir paranın bulunması, Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi öyle dış mikraplara falan bağlanacak bir konu
değildir. Keşke Sayın Başbakan 11 yıldan beri Türkiye'yi yöneten MİT'i, emniyeti, İçişleri, bütün istihbarat ve emniyet güçleri emrinde olan bir başbakan bu süreci dış mihraklara bağlamak yerine onurlu bir şekilde hukuka güvenerek sonuna kadar babam da olsa, oğlum da olsa yargılarım cümlesini başta kullanarak bu bakanların istifasını isteseydi. O zaman biz de Türkiye kamuoyu da bir, evet bu ülkede yargıçlar var, bu ülke bir hukuk devletidir, bu ülkede zanlı sıfatıyla, şüpheli sıfatıyla herkes sonuna kadar yargılanmalıdır diyebilirim. Ancak öyle olmadı ne yazık ki. Şimdi burada kamuoyunda, bütün Türkiye kamuoyuna şunu soruyorum ben. Siz 17 Aralık'ta paralar ortaya çıkıyor, banka hesapları, telefon konuşmaları, deliller ortaya çıkıyor, paralar yakalanıyor. Siz ne yapıyorsunuz İçişleri Bakanı olarak? Hırsızlığı ortaya çıkaran insanların üzerine gidiyorsunuz. Emniyet müdürlerini görevden alıyorsunuz, istihbarat müdürlerini görevden alıyorsunuz. Ve bir sürü operasyonlar yapıyorsunuz ve kamuoyunda şu şüphe var herkeste. Deliller karartıldı mı? Bu operasyonlar, müdürlerin görevden alınması operasyonu delilleri karartmak için mi yapıldı? Kuşkusu var. Ben de bu kuşkuya sahibim. Keşke bu istifalarını 17 Aralık'ta verselerdi. Ve başbakan da hırsızları yakalayanların değil de hırsızların üzerine gitseydi ve dünyaya bu mesajları verseydi. Biz de inansaydık. Ama şu anda biz diğer bakanların da derhal bu işten yakından uzaktan ilişkisi olanların, menfaat bağlı olanların, akrabalık bağlı olanların da tedbire ayrılması lazım, görevden alması lazım. İstifalarına gelmesi lazım tabii. Var mı başka arkadaş? Teşekkür ederim. Kolay.